Ona benim müsaadenizle bugün izleyicilerimize çok önemli bir haber vererek başlamak istiyorum yayına. Gri Finansal Teknolojileri AŞ'ye ait Türkiye'nin fon pazarı Foneria, kullanıcılarının ortaklarının da kullanıcı olduğu bir şirket olma amacıyla ve fon bulucu platformunda kitle fonlama yatırım turuna çıkıyor. Ön talep aşaması 11 Ocak'ta başlamıştı. Siz de Foneria'ya ortak olmak isterseniz cevabınız evetse ön talebe katılabilir. %10 bedelsiz pay avantajından faydalanabilirsiniz. Ama ön talep bildirmek isteyenler için hemen düzelteyim. Ön talebi bildirmek isteyenler yayınımızın açıklama bölümünde bulunan linke tıklayarak başvuru yapabilirler. Sayın Duygu, siz ne söylemek istersiniz bu haberle ilgili? Oldukça güzel bir haber aslında. Yurt dışına baktığınızda büyük firmaların, büyük girişimlerin aslında kitle fonlamasıyla fonlandığını görüyoruz. İnsanlar bu girişimlere ortak olabiliyor. İşte bunu örnek olarak İngiltere'de Revolut diye bir bankadan bahsedebiliriz. Onun ilk yatırımları hep kitle fonlaması üzerinden. O yüzden hem fon tarafında bu kadar değerli bir girişimin fonlanması, hem buna yatırım yapıyor olmak, hem de kitle fonlaması vasıtasıyla bunu yapmak bence çok değerli. İşte bedelsiz pay olması da çok değerli. Yatırımcıların değerlendirmesine bırakıyorum ama fon piyasası açısından Foneria'nın önemini zaten hepimiz biliyoruz. O anlamda da ben faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yorumunuz için çok teşekkürler. Alt bandımızda da geçiyor, izleyicilerimiz görebilir. Tekrar hatırlatalım. Siz de ön talepte bulunmak isterseniz, ön talep bildirmek isterseniz linki açıklama kısmında bulabilirsiniz diyelim. Sevgili Hakan Özeroğlu hocamız da benim yine konuklarımdan, çok kıymet verdiğimiz isimlerden bir tanesi Foneria ailesi olarak. O da bir tweet atmış bu konuyla ilgili. Arkadaşlarımdan onu rica edeyim. Tweet de gelsin ekranlara. Sağ olsun samimi yorumlarını paylaşmış. Bana ben yıllardır yatırım işini yatırım fonuyla yapmak gerektiğini anlatıyorum. Tam anlattığımı en iyi şekilde yapan Foneria şimdi kitle fonlamaya çıkıyor demiş. Yatırım yapma sistemine yatırım yapmak gibi bir şey bu demiş hocamız. Ya da doğrudan borsaya ortak olmak, fikir birliğim var demiş. Hocamıza da teşekkür ederiz konuyla ilgili görüşlerini, yorumlarını bildirdiği için. Şimdi Onur Bey, hazırsanız sorular bu arada gelmeye başladı. Tekrar hatırlatalım. Soruları da yayınımızın son kısmında Sayın Onur Duygu'ya iletiyor olacağım. Ama şöyle bir 2023'ü geride bıraktık. 2024'e bir giriş yaptık. Konumuza dönecek olursak tekrar 2023'te piyasaları nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz? 2024'te bizi neler bekliyor? Böyle bir girizgah yapalım isterim yayına. Çok teşekkürler. Aslında 2023 zor bir seneydi. Baktığınızda her anlamda zor bir seneydi. Piyasalar açısından da bunun zorluğunu gördük. Genel olarak dünyada ve Türkiye'de enflasyon probleminden bahsediyoruz. Enflasyon aslında bütün ekonomik faaliyeti domine ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bütün ekonomilerde hem yurt dışı ekonomiler hem de biz yurt içinde enflasyonla mücadele kapsamında belli başlı aksiyonlar almaya çalıştık. Biz özellikle seçimlerden sonra faizlerde arttırma giderek genel ekonomi politikasına uygun bir şekilde hareket etmeye çalıştık ve bunun faydasını görmeye başladık. Yurt dışına baktığımızda da aslında yurt dışında da enflasyonun hem Amerika'da hem Avrupa'da gerilemeye başladığını görüyoruz. Tabii enflasyonun gerilemesi için aslında faiz arttırımlarını hep konuşuyorduk. Şimdi artık faiz indirimlerini konuştuğumuz bir döneme doğru giriyoruz. Dolayısıyla 2024'ün mottosu biraz bu faiz arttırımlarından ziyade faiz indirimleri ve kısıtlayıcı politikanın birazcık daha devam ederek faiz indirimlerine geçiş olacak. Bu geçen sene tabii riskli varlıklar dediğimiz ürünlerde, işte hisse senedi gibi, altın, gümüş gibi ürünlerde genel olarak dönem dönem olumlu, dönem dönem olumsuz hareketlenmenin olduğunu gösteriyor. Yılın sonuna doğru yurt dışı piyasalar gerçekten güzel bir rally yaptı ve yurt dışı piyasalara yatırım yapan fonların da bundan çok güzel faydalandığını görüyoruz. Zaten yatırımcı sayılarına da baktığımızda ciddi bir şekilde buralara giriş olduğunu görüyoruz. Tam tersine Kasım ayından itibaren baktığımızda da yurt içinde birazcık daha olumsuz riskten kaçış ve yükselen faiz hadleriyle beraber daha mevduat gibi, daha faiz ürünlerine giden bir piyasadan, bir paradan bahsediyoruz. Biz bu şeyle açtık aslında 2024'ü. Olumsuz bir yurt içi piyasa, olumlu bir yurt dışı piyasa Ama işte 2024'le beraber, başlangıçla beraber biraz terse döndüğü gibi gözüküyor. Özellikle yurt içi piyasada pozitif bir havayı görüyoruz diye söyleyebilirim. Hı hı. Peki yurt içi, yurt dışı piyasaları biraz daha detaylandırmak ister misiniz? Yoksa böyle ilerleyelim mi? Tabii. Yani şöyle aslında genel olarak 2024'de başlangıcımız biraz dediğim gibi yurt içinde daha pozitif bir havamız var. Ve yabancı yatırımcıların ciddi bir şekilde piyasaya hem tahvil alarak hem de hisse senedi alımlarıyla girdiğini görüyoruz. Sadece geçtiğimiz hafta bu alımların bir terse döndüğünü gördük. Yoksa 9 hafta boyunca yabancının aldığını, yerlinin sattığını görüyoruz aslında hisse senetlerinde. O anlamda yabancı yatırımcının ilgisi oldukça değerli. Buna ek olarak yabancı yatırımcı raporlarını ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeleri görüyoruz. İşte geçtiğimiz hafta Moody's'den gelen not görünüm değişikliği, iyileştirmesi ve hani politikaların bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde belki not artışının da gündeme geleceğinin söylenmesi. Bunlar hep bizim için olumlu noktalar olarak söyleyebiliriz. Ve bunun da piyasaya yansımasını yavaş yavaş görüyoruz. İşte biz 8500 endekste 8500'ü Kasım ayında görmüştük. Ondan itibaren işte hep aşağı doğru 8000, 7500, 7200 derken yılı 7500'de kapatmıştık. Şimdi 8000 üzerinde kalmaya çalışıyoruz. Genel olarak makro tarafta enflasyonun gerilemeye başladığını görüyoruz. Zaten ekonomi yönetiminin de amacı ve yapmaya çalıştığı şey bu. Ve sıkılaştırılan politikayla, sıkı para politikasıyla beraber enflasyonun aşağı gelmeye başladığını görüyoruz. Bundan sonra belki bir sıkılaştırma daha yapıldıktan sonra birazcık daha bekleniyor olacak. Bu anlamda ekonominin de güçlü kalması ve büyümeye devam etmesi açısından bu önemli. Dolayısıyla içeride şeyimiz bu, içerideki resmimiz bu. Bu yurt dışından gelen olumlu değerlendirmelerle beraber ve yabancı yatırımcı ilgisiyle beraber hem tahvilde hem hisse senetlerinde oldukça yukarı doğru bir riskli varlıklarda yukarı doğru gidişi görüyoruz. Bunun yansıması, şimdi konuştuğumuzda biz bütün bunları toparlayıp fonları da konuşuyor olacağız. Evet. Bunların yansıması olarak da hisse senedi fonlarına hem girişleri görüyoruz hem de pozitif havayı görüyoruz. O anlamda oldukça aslında yatırımcılar açısından son 2 aydır böyle olumsuz giden, hisse senetleri tarafında olumsuz giden o seyrin döndüğünü görüyoruz. O açıdan güzel bir şey söyleyebiliriz, güzel bir ortam olduğunu söyleyebiliriz.